yine Erdoğan'dan herkesin beklediği bir hamle geldi. Hayır doları düşürmedi. Hayır Suriyelileri de göndermedi. Onun yerine ne yaptı biliyor musunuz? Bakın daha kalitelisi var. Uğraşması gereken tonlarca şey varken kendi halkına hakaret davası açtırmaya devam etti. Ve bunlardan birisi 14 yaşında bir çocuk. Tabii ki sadece bu çocuğa da değil. 2022 yılında 16 bin kişi Cumhurbaşkanı'nın hakaret davası açıldı. Ve bunlardan 1075'i çocuktu. Reis inşallah seçimin şerefine 2023'te artık bu rekoru tazeler. Bu 14 yaşındaki çocuğa dava açılmasını bu arada 2 ay öncesinde konuşmuştuk. Olayı bilmiyorsanız eğer hatırlatayım. 14 yaşındaki çocuklar normalde WhatsApp sınıf grubunda ne konuşur? Arkadaşlar matematik ödevini yapan var mı? Yarın ders boş mu falan bunları konuşurlar değil mi? Ancak o çocuklar Türkiye'de yaşıyorsa durum maalesef ki başka. Bu WhatsApp sınıf grubunda şeriat tartışması dönüyormuş. Çocuğun birisi de şeriat istemeyenlerin Türkiye'de yeri yok gibisinden saçma sapan bir cümle kurmuş. Ve bizim Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava yiyen erkek gibi erkekte ciddi anlamda söylüyorum bu arada çünkü bence çok havalı bir şey bu. Şeref madalyası olarak görülebilir. Bu arkadaş da bu söylemlere bayağı bir gıcık olmuş ve bir şeyler yazmış. Ardından sınıf grubundaki birisi arkadaşını şikayet etmiş ve normalde katillere, tecavüzcülere, sapıklara bile bu kadar hızlı tepki vermeyen adalet, hemen bu çocuğu ders ortasında yaka paça almış ve ifadesini almak üzere emniyete götürmüşler. Ve bir kişi bile çıkıp dememiş ki ulan bu 14 yaşında bir çocuk. Bu çocuk daha ne biliyor da biz şu anda bu çocuğun ifadesini alıyoruz. Hayır bir de şöyle bir sıkıntı var. Toplulukta ben kendi takipçilerime Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz diye bir soru sormuştum. Ve insanların %83'ü buna evet dedi. Ki Twitter'da yapılan anketlerin sonucu da aşağı yukarı böyle. E iyi de bizim 14 yaşındaki bir çocuğa dava açan bir cumhurbaşkanımız var. Biz Avrupa Birliği'ne bu halimizle nasıl gireceğiz gözünüzü seveyim. İşin daha da komik olan kısmı ise bu çocuğa hapis cezası verildi. Evet gayet ciddiyim şu anda. Normalde 1 yıllık bir hapis cezası verildi ancak yaşının küçük olduğu gerekçesiyle bunu 5 aya indirdiler. Elbette bu para cezası olacaktır. Ancak çocuğun siciline böyle bir şey işlenmesi bile bence çok kötü bir şey. Koskoca dünya lideri, dünyanın lideri dediğiniz adam, ekonomiyle onunla bununla şunla uğraşmak yerine 14 yaşında bir çocukla uğraşıyor. Ve Twitter'da bu olayı ciddi ciddi savunan bir sürü AK Partili gördüm. Neymiş efendim? Ha 14 yaşında olsun, ha 30 yaşında olsun hiç fark etmezmiş. Cumhurbaşkanı hakaret bir suçmuş. Ya iyi de böyle bir suçun zaten olmaması gerekiyor. Bunun da nedenlerini zaten başka bir videoda konuşuruz. Ancak Cumhurbaşkanı hak hakaret Türkiye'de gerçekten de tehlikeli bir suç. Çünkü siz ne söylerseniz söyleyin bunu hakaret sayabiliyorlar. Hakaret deyince aklınıza ne geliyor? Aptal, geri zekalı, mal ya da ağır küfürler mesela bunlar hakarettir evet. Fakat söz konusu Cumhurbaşkanı'na hakareti olduğu zaman kendimden örnek verecek olursam mesela Erdoğan dünyanın en kötü Cumhurbaşkanı dediğim için ifade verdim. Ki bu aslında düşünce özgürlüğü ama neyse. Onun dışında Erdoğan kendisini Atatürk sanıyor dedim diye ifade verdim. Erdoğan yalan söylüyor dedim diye ifade verdim. Ki yalan söylediğini kanıtlamıştım o videoda. Yani hakaret bu adamlara göre göreceli bir kavram. Bu adamlar kendi kafasına göre senin kurduğun her cümleyi hakaret sayabilir biliyorlar. İşte bu yüzden de buna özel bir kanun çıkarmak bence çok saçma. Ya bir de ben anlamıyorum ya. Cumhurbaşkanı halkından gelecek olan eleştirilerden niye bu kadar çok korkuyor? Şimdi eminim yorumlara şey yazacaklar işte. 5816 var. Atatürk'ü de böyle koruyorlar falan. Ya gerizekalı Atatürk mü sana dava açıyor? Bu kanun zaten Atatürk'ten sonra gelen bir kanun. Ki tarihe baktığınız zaman da bırakın Erdoğan kadar dava açmayı, Erdoğan'ın %10'u kadar halkına dava açan başka bir isim yok. Yani bu adam gerçekten de eleştiri eleştirilerden korkuyor. Sen hakaret etmeden düzgün bir eleştiri yapıyorsun, adam bunu bile kendisine hakaret sayıyor ve sayabilir. Ne diyebilirsin ki? Adam seni hapse atmak istese atabilir. Çünkü böyle bir ülkede yaşıyoruz yani yargı bağımsız olmadığı için bu adamın tek bir imzasıyla hapsi boylayabilirsin. Peki bu doğru bir şey mi? Sizlere soruyorum. Lütfen bu saçma sapan olayı savunacak kadar düşmeyin. Ya 14 yaşındaki bir çocuğa bir cumhurbaşkanı dava açmamalı. Bir de üstüne bundan hapis cezası verilmemeli bu çocuğa. Gerçi ben kime ne anlattığımı da tam olarak farkında değilim. Yani bu adam %52 ile seçimi kazandı. Ne diyebilirim? Müstahak. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.